46 liraydı, 24 kilo kıyma alıyordu. Bugün pazartesi, salı, çarşamba bayram ikramiyeleri yatacak, 3000 lira. Alın 3000 lirayı, gidin kasaba, 6 kilo kıyma alıyor. Bakın, son 6 yılda sadece ve sadece bayram ikramiyesinden 18 kilo kıyma kayıp. Bugün bir kilo kıyma için sabah 5'te insanlar kuyruğa giriyorlar, yarı fiyatını almak için İstanbul'da, Ankara'da, Aydın'da belediyemizin halk kasaplarının önünde bir kilo verebiliyoruz. Oysa 18 kilo kıyma sizin olan elinizden alınmış. Ve 30 Ramazan, 30 iftar, 30 sahur sofrasında, bayram sofrasında, çoluğunuzun çocuğunuzun davetli olduğu bayram sofrasından 18 kilo kıymayı almışlar, çalmışlar. Bu yüzden emeklilerin ömürleri çalışmakla geçen, alnının terini akıtan, kimi toprağa akıttı, kimi tezgaha akıttı, kimi kara tahtalar önünde öğrenci yetiştirdi, kimi soba yaktı, kimi çöp topladı, kimi vergi topladı, kimi polisti, canını ortaya koydu, ama karınca gibi çalıştınız. Ve en rahat edeceğiniz güne gelince birileri hakkınızı elinizden aldı. Şimdi yine karıncalar gibi bir arada durmak, yan yana durmak, peş peşe yürümek lazım. Karıncaların isteyip de kaldıramayacağı yük, aşamayacağı engel yoktur. Ve size buradan, memleketimden, Türkiye'nin bütün emeklilerine söz veriyorum. O burnu büyüklere, o kibirlilere, o size yukarıdan bakanlara, sizi bir karınca gibi ezmeye çalışanlara şunu söylüyorum. Karıncayı ezdirmem, karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Burası aynı zamanda alnının terini toprağa damlatıp o topraktan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunu çocuğunu geçirmeye çalışan bağcıların, üzüm üreticilerinin, bu ovaya emeğini verenlerin memleketi. 4 liralık mazot 19 olduğunda isyan ettik, düşüreceğiz dediler. Geçen sene Mayıs ayında 19 lira olan mazotu 45 liraya çıkardılar. 45 liraya. Destekleme hakkınız, %1'lik hakkınızla 260 milyar destekleme verilecekken 80 milyar veriyorlar. Hakkınızı beşli çetelere, saray müteahhitlerine, İliç'teki altın madeninin silinen vergilerini harcıyorlar. Biz milletin efendisidir diyerek birinci cumhurbaşkanımızın nitelediği köylüleri, çiftçileri, hayvancılıkla uğraşanları bu iktidarın zulmünden kurtaracağız. Bugünlerde yerel seçim mitingleri yaptık. Ama emeklinin hakkını alana kadar, çiftçinin hakkını alana kadar, üzüm üreticisinin hakkını alana kadar, bundan sonra siz varsanız biz buradayız, meydanlardayız, hakkınızı söke söke alacağız. Öğretmenin de, staj mağdurunun da, kademeli emeklilik bekleyenlerin de, bütün derdi tasası Bağkur'la olmak olanların da, bütün mağdurların da sonuna kadar arkasındayım. Haklarını alana kadar iki yakam Tayyip Bey'in, iki elim Tayyip Bey'in yakasındadır. Söz veriyoruz. Biz şeytanlaştıranlara inat, kardeşleştirmeye geliyoruz. Biz umudun, sevginin ittifakıyız. Ve ittifakımız
gücünü milletten, renklerini ay yıldızlı al bayraktan almaktadır. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca sevinen herkestir. Filenin sultanları şampiyon olduğunda onlarla birlikte gözyaşları içinde İstiklal Marşı okuyanlar Türkiye İttifakı'nın ta kendisidir. Selçuk'taki sosyal demokratları, Selçuk'taki milliyetçi demokratları, haramdan yalandan bıkmış muhafazakar demokratları, Selçuk'ta Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, yerlisiyle, göçmeniyle, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan herkesi Türkiye İttifakı'nda birleşmeye davet ediyorum. Ve ittifakımızın renklerini hep birlikte bütün Selçuk'a haykıralım. Kırmızı! 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 En büyük! En büyük! En büyük! Selçuk'ta Filiz Ceritoğlu Şengel kazanacak. Selçuk kazanacak. Cemil Tugay kazanacak. İzmir'de Cemil Tugay kazanacak, İzmir kazanacak. Türkiye'de Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Ben Tayyip Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde çağrıda bulundum. Dedim ki, duyuyorum, emekliye önce hepsinin keyfi yerinde demiştin. Sonra ardından döndün, dedin ki bir şeyler yapacağız. Sonra para yok, enflasyonu düşüreceğim dedin. Şimdi bizim önerdiğimiz emekli kartı seçim sonrası için söylemeyi düşünüyormuş. Sosyal yardım diyormuş. Ama esas mesele en düşük emekli maaşının en azından kanun teklifini verdik. Asgari ücret olması. Yani emeklilere 7'şer bin lira seyyanen zam verilmesi. Sakın sakın gelecek hafta çıkıp da ben bunu ileride yapacağım deme. Çünkü sen vereceğim dediğin bayram ikramiyesini 6 bayram vermemiş insansın. Sen Bağkurlu'nun 9000 gününü 7200'e indireceğim deyip yapmamış insansın. Sen mülakatı kaldıracağım deyip seçimden sonra mülakatlara devam demiş insansın. Eğer emekliye bir şey yapacaksak Özgür Özel burada. Cumhuriyet Halk Partisi grubu burada. Önümüzdeki pazartesi meclisi açalım. Emeklinin zammını salı günü yapalım. Seçimden önce yapalım. Hodri meydan. Ama emekliye bir şey vermek değil, emekliyi kandırmanın peşinde olduğu için Recep Tayyip Erdoğan seçimden sonra bir iyileştirme yaparız diyor. Emeklinin kendi karnı aç ama senin yalanlarına emeklinin karnı tok kardeşim. Fatih Sultan Mehmet her şeyi en yakından takip eder. 6 yabancı dil bilir. Her türlü sanatı takip eder. Dünyanın en iyi topçu ustalarını, mühendislerini getirdi. Dünyanın en büyük toplarını döktürdü. Gemileri karadan yürüttü. Böyle padişaha can kurban. Ama son zamanlar bunların çok sevdikleri, peşlerinden gittikleri. Bakın Fatih'in adını yılda bir kere İstanbul'un fethinde anıyor. Ama son birkaç padişahın adını ağzından düşürmüyor. Beka sorunu diyorsun. Dış güçler diyorsun. Dış güçler geldi, donanmayı çekti. Senin o çok methettiklerin kırmızı halılar serdi. Benim peşinden gittiğim, bizim peşinden gittiğimiz Kartal İstinbotu'nun ucuna çıktı. Yanındaki yavere dedi ki, korkma evlat, geldikleri gibi gidecekler dedi. İşler karıştı. İşgal başladı.
Seninki Yıldız Sarayı'nın arka iskelesinden İngiliz zırhlısına kaçtı. Bizimki Bandırma vapuruna bindi. Samsun'a çıktı, memleketi kurtardı. Ayrıca şunu görmek lazım. Çok net olarak şunu görmek lazım. Bu memlekette bir gün işgal sorunu olduğunda Recep Tayyip Erdoğan çağırınca havaalanına gidip beyaz perdelik kumaştan yalandan kefen giyenler değil, Çanakkale'de dedesi kefensiz yatanların torunları kurtarır bu memleketi. Kimse merak etmesin. Kimse merak etmesin. Ama beka sorunu dediğin bütün dış güçler bu ülkede hayal kuruyor olması değil. Onların hayallerini boşa çıkarırız. Ama bu ülkenin güzel gençleri, bu güzel ülkenin gençleri dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyor. Dört gençten üçü bavulları kafasında toplamış. İşte beka sorunu budur. Onun için biz bu gençlerin umudu olmak durumundayız. Yüzlerini güldürmek durumundayız. Onlara sahip çıkmak, iş bulmak ve onları bu ülkeye bağlamak durumundayız. Bunu yapacak olan, bu ülkeyi kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Balıkesir'in en önemli sorunlarından bir tanesi de yöneticinin Ahmet Akın gibi herkese yakın, cana yakın biri olmak yerine kibirli, küstah, son derece tehditkar birisi olması. Dün Balıkesir'deki iş adamlarına, Sanayi Ticaret Odası'nın üyelerine, yöneticilerine tehditler savunmuş. Demiş ki Cuma'ya kadar müddet veriyorum demiş. Tutumunuzu değiştirmezseniz, beni desteklemezseniz bu şehrin bir hesabı var, pazartesi hesap sorarım demiş. Bak ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Balıkesir işgal ordularına teslim olmamış bir şehirdir. Balıkesir ne kabadayılar, ne ucuz kabadayılar görmüştür ama bu Balıkesir ne Ahmet, ne Edremit, ne Balıkesir senin gibi kaybetmenin telaşındaki birinin tehditlerine pabuç bırakmaz. Bu millet pazartesiye bırakmayacak, pazar günü senin alnını karıştıracak. Pazar günü. Eski milletvekillerini oraya buraya büyükelçi diye atıyorsun ya. Boğaziçi'ne de birini atadın, canlarından bezdiriyorsun ya. Çok demokratsa Hamza da rektör olarak git Boğaziçi'ne ata. 6 ay bir demokratlık takliti yapsın görelim. Kapıları açsın görelim. Yasakları kaldırsın görelim. Öğrencilere zulmü bıraksın görelim. Boğaziçi'ne zulmedeni atayan İzmir'e efendim ona karışmayacağım buna karışmayacağım. Biz biliyoruz yıllardır yönettiğiniz belediyelerde neye karışıyorsunuz? Nelerle övünüyorsunuz? Adam övünüyor. 20 yıldır işte Konya'da, Kayseri'de, AK Parti'nin kalelerinde bir tane alkol ruhsatı vermemiş. Eskiden şimdi gittiğinde bir yabancı turistin dahi bir kadeh şarap içeceği mekan kalmadı o şehirlerde. Sen o şehirlere iyilik mi yapıyorsun? Ama İzmir'e gelince koyuyor efkarlı bir müzik, meyhaneleri geziyor beyefendi. O yüzden kimse ama kimse İzmir'in ve İzmirli'nin aklıyla alay etmeye sakın kalkmasın.